Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin 131 gün sonra flaş detay ortaya çıktı. Aleyna Çakır, Ümitcan Uygun olayıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken Aleyna'nın anne ve babası flaş açıklamalarda bulundu. Haberimize geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aleyna Çakır'ın anne ve babası flaş açıklamalarda bulundu. 131 gün sonra ilk kez emniyete gidip ifade verdiklerini söyleyen acılı anne baba aynı zamanda Ümitcan Uygun'dan da şikayetçi oldu. Öte yandan yine 131 gün sonra Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğüne dair mesajlar ortaya çıktı. Acılı anne ve babanın kızları Aleyna Çakır hakkındaki sözleri yürekleri dağladı. Aleyna'nın babası Mehmet Esen, daha önce emniyete gidip hiç ifade vermemiştik. Bugün gittik ifademizi verdik. Yani biz isterdik daha erken ifademizi vermeyi. İfadelerini kullanırken Aleyna'nın annesi Sema Esen, emniyette gereken şeyleri konuştuk. Ümitcan'dan şikayetçiyiz. Birinci şüpheli o diyerek açıklamalarda bulundu. 131 gün sonra anlattılar. Aleyna'nın babası inşallah adalet yerini bulacak ifadelerini kullanırken Aleyna'nın annesi benim çocuğumu resmen öldürmüş. Orada bir kişi arkadaşının biri yazdı. Biraz Allah korkusu varsa bu dünyanın bir de toprağın altı var. Oranın sorgusu daha zor ifadelerine yer verdi. O mesajları kim yazdı? Aleyna'nın babası mesajları kimin ya da neden yazdığına dair açıklamalarda bulundu. Ve şöyle diyor mesajda. Ümitcan ve 3 tane arkadaşı birlikte eve giriyorlar. Evde eline eldiven takıyorlar. Ümitcan eldiven takıyor. Eldiveni taktıktan sonra bu çocuğu boğuyor, öldürüyor. Ondan sonra banyodaki bonluz ipini alıp kapının koluna bağlıyor. Arka taraftan atıyor, çocuğu asıyor. Mesajda diyor ki ben her şeyi gördüm. Telefona çektim. Geceleri yatamıyorum. Eğer vicdanın el veriyorsa çık, gizli de olsa git karakola ifadeni ver. Dedi Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen. Aleyna Çakır'ın annesi ise onu en yakın tanıyan birisi attı. Benim çocuğum oralara düşecek çocuk değildi ifadelerini kullandı. Acılı aileye tekrardan başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Lütfen siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.